Biz zorunlu din dersleri istemiyoruz. Kaldırın derken ne yapıldı? Tam tersine sanki biz daha çok istiyoruz der gibi dayatılarak, okullara da imamları göndererek, imam atayarak, yani rehber hocalarını saf dışı bırakıp imamları o rehber hocalarının yerine göreve getirmekle zorunlu din derslerini büyüterek devam ettiriyorlar. Buna karşılık biz alanlara çıktık. Halkın da katılımıyla İzmir'de, İstanbul'da yaptık. Fakat geldiğimiz noktada hiçbir şeyi tanımıyorum. Ben yaparsam olur diyen zihni aynı şekilde devam ediyor. Buradan yola çıkarak daha fazla ne yapabiliriz? Bununla ilgili bütün kurumların, bizim kurumları da geçiyorum. Aydın ve çağdaş, demokratik, layık bir ülke istiyorum diyen tüm insanların, canların bu olayla ilgili elini taşın altına koyması gerekiyor. Eğitimle alakalı Köyceğiz Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Köyceğiz Şubesi olarak Köyceğiz'de bununla ilgili bir çalışma yapmadık. Yani okullarla alakalı Köyceğiz'de böyle bir çalışma gerçekleştirmedik. ÇEDES projesine karşı bizim yaşadığımız yerdeki bulunan diğer kurumlarla birlikte laik eğitim için, özgür eğitim için eğitim senle birlikte diğer kurumlarla, buradaki diğer STK'larla birlikte imzalarımızı topladık, basın açıklamamızı yaptık, alanlara çıktık. Vakıf olarak biz burada, bu bölgede bunları yaptık eğitimle alakalı Köyceğiz Şubesi olarak ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugün de yine bir toplantımız var buna dair diğer kurumlarla birlikte. Yeni ne yapabiliriz? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Bugün yine aynı şekilde diğer kurumlarla birlikte, STK'larla birlikte bir araya geleceğiz ve toplantıya katılıp vakıf olarak biz de orada olacağız. Üstümüze ne düşüyorsa yapacağız ve yaptık. Bundan sonra da eğitimle alakalı en çok benim önem verdiğim şey budur. Çünkü orada başlıyor her şey. Demokratik, özgür, çağdaş, laik eğitimi çocuklarımıza verirsek, evet, düşlediğimiz ve yaşamak istediğimiz dünyayı öyle bırakacağız diye düşünüyorum ben.